Sevgili dostlar, sevgili Kürtler, güzeller, iyi Kürtler, hoş Kürtler, hepinize tekrar merhabalar. Yine bir Kürdistan'ı gündem canlı yayınında birlikteyiz. Ee, neler konuşacağız bugün? Ee, bugün epeyce şeyimiz dolu. Ee, ne derler ona? Aa, kelimeyi bulamadım. durek yemeği etecek. Şey, evimiz dolu bugün. Ee, epeyce sorumuz var. Ee, geçen haftadan devreden sorular var ve Diğer taraftan da bugün de bazı sorular iletilmiş. Gerçi Kürtlerin gündemi neredeyse hiç durmuyor. Hep aralıksız ne kadar boş iş varsa e, biz Kürtler onlarla uğraşıyoruz. Ve e, her e, gün artan yani daha fazla aşabilecek e, düzeye geliyoruz. E, bu hafta ne tartışıldı? Bu hafta ne var gündemde? Aslında e, dünyadaki saflar birazcık daha böyle netleşmeye başladı bu Pasifik kriziyle birlikte. Uzun yıllar bunları konuştuk. Bu programın e, müdavimleri e, az çok e, durumu biliyorlar. E, neden önemli bir süreçten geçtiğimizi, dünyada ne olduğunu e, görüyorlar. Birazcık daha saflar netleşmiş görünüyor. Türkiye bir anda yönünü doğudan batıya doğru çevirdi. Diğer taraftan çeşitli e, müzakereler yapıyorlar. Özellikle Arap e, ülkelerinden para bulmaya. E, o para da aslında... Batılıların ya da İngilizlerin öyle diyelim. Türkiye kendisine biraz para bulmaya çalışıyor. Kürtler yine böyle çok tarihsel bir döneme girmelerinin verdiği heyecanla birlikte yine kendi aralarında kavga etmeye başladılar. Ve bölük pörçük bir şekilde bu yeni yüzyıla giriyorlar. Hem Türkiye'nin yüzyılı, yeni yüzyılı hem de Lozan'ın üzerinden tam yüzyıl geçti ve Kürtler ikinci yüzyıla girerken yine bölük pörçükler ...gerçekten çalışmalarına baktığınız zaman eğer Kürt olmasanız e, ilgilenmezsiniz bu kadar büyük bir saçmalıkla. Kürtseniz de birazcık da düşünen insanlardansanız utanırsınız. E, bugün İsviçre'de Kürtler e, Lozan'ı protesto ettiler çeşitli gösterilerle. Fakat orada bile e, iki ayrı grup olarak biri Cenevre'de biri Lozan'da olmak üzere iki grup şeklinde e, bunu protesto ettiler. Çeşitli konferanslar vardı. O konferansların e, yapıldığını biliyoruz. Onların da içi ne kadar dolu ne kadar boş. Birbirinden kopuk. Bağlamsal olarak birbirleriyle uyuşmayan bir sürü talep, bir sürü alakasız şey bir araya gelmiş oldu. Ve Kürtler e, ne yazık ki e, Lozan'ın ikinci yüzyılına da aslında Lozan'a gittikleri günün bir benzeriyle e, girmiş oldular. E, ben tarihin insanları... ...haksızlık yaptığı düşüncesinde değilim. E, tarih bir tür sünnetullah'tır. E, ve bu sebeple de ben... ...adil olabileceği düşüncesindeyim. Yani hep biz deriz ya tarih bize bir... ...devlet borçluğu... ...işte tarih Kürtlere... ...yanlış yaptı falan. Böyle bir şey yok. Siz hazırsanız, millet olarak varsanız... ...kişi olarak varsanız, asker olarak varsanız... ...lider olarak varsanız... ...kurtarıcı olarak varsanız... ...ya milletinizi kurtarırsınız ya da kurtarmazsınız. Bu bir tür savaştır ve... O savaşta da Kürtler uzun bir süredir yeniliyorlar yenilgi yaşıyorlar ee, bu biraz adettir böyle dünyanın bütün millet milliyetçileri kendi milletlerine gaz vermek ister böyle sürekli e, hamasi edebiyat yaparlar ee, onları belli bir noktada tutmak bir ruh halinde tutmak isterler Fakat bu benim tarzım değil sebebi de şu Kürtler zaten kendinden e, kendine gaz veren bir türf Sisteme sahipler halay çekiyorlar sürekli. Bu sebeple de gerçekle yüzleşmiyorlar. Bugün Kürdistan milliyetçiliğinin en önemli ayağı belki de Kürtlerin tarihleriyle yüzleşmeleri, Kürtlerin kendileriyle yüzleşmeleri, Kürtlerin kendi başarıları veya başarısızlıklarıyla yüzleşmeleriyle ancak elde edilebilir. Bu sebeple de gördüğüm kadarıyla nasıl bir akamete uğramışsak, Nasıl bir darbe yemişsek bu zihinsel bir darbe olabilir, akli bir darbe olabilir yani bütün toplumdan bahsediyorum. Kürt toplumunun tümüne baktığım zaman her yönüyle problemli bir e, millet olmayı başarmışlar. Modern dünyaya e, uyumlu görünmelerine rağmen e, siyasi anlamda modern dünyaya hiç de uyumlu davranmamışlar. Ve geçen yüzyıldaki Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında İkinci Dünya Savaşı bütün milletlere özgürlüğün kapılarını kabaca açarken bizimkiler nasıl olmuşsa uğraşa uğraşa devletsiz kalmayı başarmışlar. Şimdi ilk e, zamanlarda Kürt siyasetiyle böyle ilgilendiğim zamanlarda hep doğal olarak böyle geçmişi suçlayıcı bir pozisyondan bakıyorsun. İşte dedelerimiz bize neden bir devlet bırakmadılar, dedelerimiz neden o gün hata yaptılar, yanlış yaptılar, kahrolası dedeler falan... E, gibi bir pozisyondan tarihi inceliyorsunuz ama kendiniz tarihsel bir kavşaktan geçmeye başladığınız zaman tarihsel olan günlerin içerisinde ne tür zevzekliklerin yapıldığını, ne tür yanlışların yapıldığını, hatta ortada yanlış ya da doğru bir iradenin olmadığını gördüğünüz zaman bu sefer kendinizi suçlamaya başlıyorsunuz. Zira siz de kendi torunlarınıza devlet bırakamayacak bir örgünün parçası haline geliyorsunuz. Bugün Lozan'ın 100. yılı yarın ya da ertesi gün olacak 24'ünde çünkü ve Kürtler buna belki son 10 yıl buna hazırlanmaları gerekirken şu an o kadar saçma o kadar kötü bir yerden e, uğraşıyorlar ki bundan bir sonuç elde edilemeyeceği çok ortada. Buna rağmen yapılan şeyler elbette çok kıymetli herkes bir şekilde üstüne düşeni yapmaya çalışıyor fakat yapmak ile yapmaya çalışmak arasında gerçekten fark var. Bugün... E, hem Cenevre'deki hem Lozan'daki e, gösterilere protestolara biraz göz gezdirdim. Ah içimde bin tane dert vardı, üstüne bir yüz tane daha dert koyduk. Yani öyle diye. E, bu da herhalde bizim kaderimiz. İşte Lozan gibi önemli bir dönemeçten süreçten geçerken, e, Kürtler bugün Güney Kürdistan'da çok kötü durumdalar. Bir süredir, özellikle Batı dünyasıyla karşı karşıya gelmeye başladılar. Çeşitli kulis bilgilerinden bildiğim şeyler var fakat bunları burada açmaya, söylemeye işin açıkçası ruhum el vermiyor, yüreğim yetmiyor. Fakat şunu söyleyebilirim. Kürtler son yıllardaki bütün kazanımlarını batı dünyasına borçludurlar. Batıdaki müttefiklerimiz, dostlarımız aracılığıyla bugün Güney Kürdistan'da bir federal bölgemiz var. Ve diğer taraftan Suriye'de, Rojava Kürdistan'da, Kürdistan'ın batısında, güney batısında bugün yine askeri de olsa e, bir e, alan Kürtlerin elinde ve bu da yine kesinlikle batılı dostlarımızın e, sayesinde olmuş bir başarıdır. Elbette Kürtler direngen bir millet. Savaşıyorlar, e, savaşçılıkları modern dünyada her ne kadar para etmese bile buna bugünkü anlamıyla savaşçı bir millet diyemesek bile cesur oldukları çok ortada. Bu cesaret de aklın getirdiği bir cesaret mi yoksa akılsızlığın getirdiği bir cesaret mi? Bundan da işin açıkçası pek emin değilim. Fakat netice itibariyle Kürtler direniyorlar. Sürekli olarak ayaklanıyorlar, baş kaldırıyorlar, mevcut otoritelere isyan ediyorlar ve fakat günün sonunda kötü bir şekilde kapatıyorlar defteri, ee, kazanımsız kapatıyorlar, ölmüş olarak kapatıyorlar, yenilmiş olarak kapatıyorlar. İşte son yıllarda biraz böyle. Kaderimiz tersine dönmüştü. Fakat bugün Güney Kürdistan'da hem iç sorunlar var yani PDK ile Geneki arasında ciddi sorun hem de bir bütün Kürdistan hükümeti ve varlığı ile Batı arasında çeşitli gerilimler var. Ben bu gerilimlerin bize bir e, yarar sağlamayacağı düşüncesindeyim. Elbette Sasaniler ile Roma arasında, Araplar ile İranlılar arasında, Araplar ile Bizans arasında, Osmanlı ile Safeviler arasında, İran devletleri arasında çok fazla sıkışmış, çok fazla e, e, denge politikası sürdürmek zorunda kalmış bir Kürt varlığı var. Fakat işler keskinleştiği zaman, işler özellikle belli bir noktaya vardığı zaman kalkıp tarafsız olmak, kalkıp denge politikası sürdürmek çoğu zaman ters teper. E, bugün benim gördüğüm kadarıyla Güney Kürdistan hızla bir felakete doğru gidiyor. E, bu ne kadar? engellenebilir oradaki Kürt otoriteleri bunun önüne ne kadar geçebilir bilmiyorum ama eğer böyle devam ederse orası ciddi manada kazanımlarımızın e, tehlikeye girebileceği bir noktaya doğru hızla ilerliyor. E, Güney Kürdistan'da umut, e, umut ümit var olmak istiyorum ama diğer taraftan da böyle birazcık e, realist bir adam olarak baktığım zaman bu gidiş bize pek bir şey kazandırmayacak Hele diyelim e, yönümüzü Doğu Dünyası'na çevirmek, Çin hattına çevirmek, Rusya hattına çevirmek e, bize pek bir şey kazandırmayacak. Bu yüzden Kürtlerin e, bu ellerindeki fırsatları çok iyi değerlendirilmiş olması lazımdı şimdiye kadar. Madem şimdiye kadar bu kadar iyi değerlendirilmedi bari bundan sonrasında bu mevcut statünün kıymeti bilinmeli diye düşünüyorum. Evet bir tanesi yazmış Jitem Sevdası. Cem Sever'in selamı var diye yazmış. Şimdi kullanıcıyı kanalda evet engelledi. Siber saldırı var. öyle görünüyor. Ne yapalım? Biz de işte e, bu işler böyle. Yani Kürtlerle ilgili söz söylemeye başladığınız andan itibaren İranlılar, Araplar ve Türkler saldırı halinde sürekli. O da yetmiyor. Kürtler kendi aralarında kavga ediyorlar. Kürtler de birbirlerine saldırıyorlar. Birbirlerinin kanallarına bir şekilde saldırı düzenliyorlar. Biz seçim döneminde bunu gördük. Evet. Var. Şimdi Güney'de ve Rojava'da durum buyken Kuzey Kürdistan'da bir süredir böyle bir gündem var. Son bir haftadır çok fazla özellikle Twitter'da. E, tanıdığım da bir e, kişi Osman Taşdemir. E, son 2-3 yıldır siyasetini neredeyse hep küfür etmek üzerine kurgulamış bir arkadaş olarak dikkat çekmeyi başardı eninde sonunda. Ve e, tutun apocularına kadar herkesin e, hedefine girmiş oldu. Başak Demirtaş'a ilgili münasebetsiz bir tweet yazmış. Bu da doğal olarak tartışıldı. E, hatta iş öyle bir noktaya geldi ki e, sanki bu edepsizce, bu serserice tutum Kürt milliyetçiliğinin bir gereğiymiş gibi bu meseleyi de kalkıp APO'cular ile Kürdistaniler yahut entegrasyoncular ile milliyetçiler arasındaki bir kavgaya falan dönüşme noktasına kadar getirdiler. Ama tabii yine Kürdistan toplumu bütün bu dengesizliğine rağmen aklı selim davrandı biraz ee, ve meseleyi birazcık daha yumuşatma yoluna gittiler. Ama öyle görünüyor ki taraflar bu gereksizliğin ortaya çıkarmış olduğu bir süreyi daha milletimizin enerjisini yutarak geçirecektir Lozan'ı tartıştığımız dünyada artık bir üçüncü dünya savaşının bitme noktasına geldiğimiz öyle söyleniyor Avrupa'da. Bir noktada kalkıp Kürtlerin kuzey parçasında Kürt meselesiyle ilgilenenlerin ekseriyesinin özellikle Twitter'da ya da sosyal medyada kalkıp bugün birbirlerini küfür etmeyi tartışmaları işin açıkçası taç verici. Elbette ben bir ahlakçı değilim. Küfretmeyi de severim. Bana küfredildiği zaman da karşılık da veririm. Zira mütekabiliyet denilen şey çok önemlidir. Hem bu devletler arası ilişkilerde böyledir. Hem de kişiler arası ilişkilerde böyledir. Fakat siyasi bir iddia sahibi olmaya başladığınız andan itibaren bu tercih edilemez bir yola dönüş. Taraflar birbirlerini küfrediyorlar. Veyahut işte siyasi grupların trolleri, Onların taraftarları, doğrudan bağlantısı olanlar, olmayanlar sizi küfredebilirler. Ama sizin buna karşı nasıl davrandığınız uzun vadede önemlidir. Siyasi bir e, tavrınız varsa, sizin duruşçunuz, tutumunuz, fikirleriniz bir kamuyu temsil etme iddiasındaysa siz küfredemezsiniz. Hele Kürt milliyetçiliği gibi uzun süredir boğazlanan, boğazına basılan, nefessiz bırakılan ve şu an, kendisini ideolojik olarak ortaya koyabilmesi için uzun süre yaşamasına ihtiyacı olan bir ideolojinin temsilkarlığını yaptığınızı söylüyorsanız, bununla ilgili bir şeyler yapmak istiyorsanız, küfür etmek, kavga etmek, karşı tarafı yenmeyeceğinizi, yenemeyeceğinizi bildiğiniz halde savaşa girmek cehalet bile değil. Bunun daha başka bir ismi var. Tarihte siyaset yapmak akıllı adamların işi. Ama cahillerin de siyaset yaptığı görülmüş. Ve hatta bazı cahiller başarılı da olmuşlardır. Ama ahmaklar siyaset yapmaya başladığı zaman iş berbat bir hal alır. Ahmak kelimesi sanıldığı gibi aptal ya da geri zekalı falan değildir. Kulla olduğu halde aklını gerektiği gibi kullanamayan kişi ahmak denir. Bugün Kürt milliyetçiliği de uzun süredir bu konuyla ilgili hizmet eden bir kardeşiniz olarak bunu söyleyeyim. Uzun süredir bu meseleyle ilgili kafa yoran, bu meselenin teoriyle, pratiğiyle altını doldurmaya çalışan bir kardeşiniz olarak söyleyeyim. Kürt milliyetçiliği henüz çok tıfıl. Bakmayın sen bizden, siz bizden öncekiler işte sanki böyle bir ortada Kürt milliyetçiliği vardı da 1900'lerin başında başlamış, 1800'lerin başında başlamış. Böyle bir şey yok. Çok cılız işler var. Kürtlerin yönetimsel talepleri olmuş dönem dönem. Bunlar akamete uğramış. Kendi varlıklarını korumak için savaşmışlar. Ama örneğin Fransa'dan çıktığı anlamıyla milliyetçilik bizim topraklarımıza henüz var mı? Hatta bizim şu an yaptığımız şey gerçekten bir milliyetçilik mi? Ben ondan pek emin değilim. E böyle bir iddianız varsa oturup yapmanız gereken şey insanlarla kavga etmek değil. Karılarına, kızlarına musallat olmak, taciz etmek değil. Ve siz böyle yaptığınız için ya da karşı taraf çok düzeysiz olduğu için sizi de bu noktaya çekmelerine ya da onların da size aynı şekilde bu sallat olmalarını sağlamak değildir. Kısa vadede bu sizin etrafınıza 5-10 kişi toplar. Ama ilk sarsıntıda yalnız kalırsınız. Çünkü kötülük savunulamaz. Yalnızca hakikati savunursanız hakikatin kendiliğine ait bir gücü vardır. Kendisine ait gücü vardır. Fakat siz başkasının hele de önemli bir Kürt siyasetçisinin eşine küfür ederseniz ya da küfür şek küfür etmedim dersiniz de hani küfür şeklinde algılanacak bir şey söylerseniz bu iş başınızı şahsi olarak belaya soktuğu gibi diğer taraftan bugün en nezih, en nadir, en güzel, en kibar olması gereken Kürt milliyetçiliğinin de başına belacı. Onun kitleler arasında itibarsızlaşmasına sebep oldu. Ben bugün bir terazi ya da tartı değilim kimin Kürt milliyetçisi olup olmadığını söyleyemem. Fakat Kürt milliyetçiliği yapmayı düşünüyorsanız, Kürdistan milliyetçiliği gibi bir düşünceniz varsa, Kürtlerin de eninde sonunda bir millet olduğunu, birer bir ulus olarak üzerinde yaşadığı topraklarda iktidar haklarının olduğunu düşünürseniz ve bunu söylerseniz, bu düşünce biçimini de kendi yaşam felsefeniz haline dönüştürürseniz, ideanız haline dönüştürürseniz, sizin yanlış yapma hakkınız yok. Zaten bugün bizim içinde bulunduğumuz durum iyi hesaplanmamış bir sürü ideolojinin, çöplüğüne dönmüş olmasıyla ilgili. yoksa nasıl olurdu da 40 yıldır, 50 yıldır savaşan, emek veren, hapislere giren, işkencelere giren insanlar bir anda Türkiye'ci olabilirdi? Nasıl olabilir ki böyle bir grup ortaya çıksın yahut bazıları ondan ayrılır birileri hala bunu sayıp savunmaya devam etsin. Tam da yaşadığımız krizin durumu bu. Kürt milliyetçiliği bu krize son mu verecek yoksa bu krizin bir parçası mı olacak? kendimize belirleyeceğimiz yer neresi? Osman Taşdemir'i tanırım. Daha tıfıl iken tanır. Üniversite öğrencisi tanırım. Bu aralar çok büyük laflar ettiği için özellikle tıfıl olduğunu söylüyorum. Zeki bir arkadaş olduğu belli, belli yeteneklerinin de olduğuna ben kefilim. Ama uzun bir süredir yaptığı şey hastalık. Çünkü Kürtlük zaten insanı hasta edenmiş. Şey. Yani bu kadar çok ahmaklık, bu kadar çok yanlış, bu kadar çok problem, bu kadar çok hain, sizi bir noktadan sonra delirtir. Ama siz delirliği huy edinirseniz iş bir yerde patlar. Yani mesela yarın öbür gün bizim önderimize küfür ediyorsun diye birileri kalkıp bunu vursa ne olacak? Kim kar elde etmiş olacak? Yahut biz de siz de sizinle şimdi biraz birbirimize küfür etsek ne olur? Mümkün. Bu da hayatın içerisinde. Fakat bunun bizim ulusumuza, bizim milletimize sağlayacağı fayda nedir? Yani eğer bir fayda sağlayacaksa yarın bütün Kürtler, 70 milyon Kürt küfür etmeye başlız. Bir fayda yoksa enerji israfı ve diğer taraftan zarar vardır. Hiçbir şey kaybetmez ve kazanmazsanız da enerji istifa, israfı oluyor yani. Bir sürü insan küfür etmeye başlayır. Bunun sonucunda ne elde? Ve daha önemlisi şu, Kürt milliyetçiliğini buna nasıl biz perde yapabiliriz? Bir kötülüğe yanlış. Basit bir aile kavgasında, basit bir aşiret kavgasında bile önce aşiret sorar, niye kavgayı? Eğer sizin oğlunuz, eğer sizin Tarafınız haksızsa kavga etmezsiniz. Karşı tarafın gazını almaya gidersiniz. Dersiniz ki ya kusura bakma bizim çocuklar bir yanlışlık yapmış, bir edepsizlik yapmış. Hatta çekersiniz kendi oğlunuzu karşı tarafın gözü önünde döversiniz. Dersiniz ki bakın ben dövüyorum hani siz dövmeyin. Ve hem tasvip edilmeyecek noktadan bir yerden iş yapacaksınız. Hem de sonra bu Kürt milliyetçilerin kavgasıdır, davasıdır deyip bu arsızlığın, bu namussuzluğun, bu seviyesizliğin, bu karşılıklı da bir şey yani bu tek taraflı da değil yani. içerisinde taraf olunmasını isteyeceksiniz böyle de bir şey yok bugün bizim bu programda bunu tartışıyor olabilmemiz bile kendi açısından utanç verici bir durum. Bu yüzden Kürt milliyetçilerine bu yüzden Kürdistan milliyetçilerine bu yüzden kendi milletinin halaskarı olmak isteyen insanlara benim tavsiyem bu tür durumlardan uzak durun. Ki zaten uluslararası servisler, istihbarat örgütlenmeleri, Türk devleti, orası, burası. Bu tarz şeyleri sürekli kaşır. Bu tarz şeylerin olmasını ist. Hiç unutmuyorum eskilerden bir abimiz, eski bir peşmerge, Kuzey Kürdistan'la ilgili bir şey aldı. Diyor ki ya daha önce biz oturuyorduk bu 1960'ların, 80'lerin getirmiş olduğu bu solculuk meselesi sebebiyle. Bir dernekte oturuyorduk, tartışıyorduk. Sömürgecilik nedir, nasıldır vesaire falan filan. Eti farklı da örgütler vardı. O örgütlerde bir masada toplanıyorlardı, karşılıklı tartışıyorlardı. Kim tartışmada iyiyse kitle diğerinin yanına geçiyordu. Hiç unutma diyordu o abi. İşte tam karşı tarafı yeneceğiz. Karşı taraftan biri giderdi dışarıdan derneğe cam atar, taş atardı, camını kırardı. Ortalık birbirine girerdi. O tartışma da olmazdı. Tartışma da biterdi. Ve sonrasında haklı olan da haksız olan da kendi saflarına çekilirdi ve karşılıklı kavga. Şimdi biz bugün de aynı durumdayız. Kürt milliyetçiliği hala teorik olarak çok zayıf. Haklılığı çok yüksek. Fakat haklı olmak yetmiyor. Çok iyi bir dil üretmek lazım. Çok iyi argümanlar üretmek lazım. Bu argümanlarla ortaya bir şey koymak lazım. Yoksa karşı tarafın, karşı taraftan kastımız da PKK, Öcalan ve bu Türkiyeci savrulma. Bunlar bizim düşmanlarımız değil, bizim kardeşlerimiz. Fakat bugün yanlış bir yola sapmışlar. Bilinçli veya bilinçsiz. Ve bazı insanlar da onlara değer veriyor. Onların arkasından gidiyor. Bununla bizim teorik mücadele etmemiz gerek, düşüncede mücadele etmemiz gerekiyor. Kardeşlerim demeniz lazım. Türkiyecilik yanlıştır. Devlet istemeyiz düşüncesi yanlıştır. Bugün sizin gücünüz yetmeyebilir. Bugün sizin lideriniz esir olduğu için geri atmış adım atmış olabilirsiniz. Ama lütfen bizim tarihi milli mücadelemizin bir parçası olarak kalkıp eğer bizim felsefemizi yanlış yere götürürseniz, bizim akidemizle oynarsın, bizim takvamızla oynarsın bizim teorimizle oynarsanız, bizim düşüncemizle oynarsanız ve derseniz ki biz Kürtüz ve devlet istemiyoruz ve Kürtler devlet kurmamalıdır derseniz bu yanlıştır. Bu yüzden bununla bizim hesaplaşmamız lazım ve biz bununla hesaplaştık. Karşı taraf felsefik olarak yenilmiştir şimdi. Bu mesele bitmiştir. Karşı taraf artık bunu savunamıyor. Savunacak şeyler de çok yok. Ama buna karşın biz yine hala çok zayıf teorik. Ve bırakın karşı tarafın dönüşebilme ihtimali ortada olsun. Ama siz böyle yaparsanız, karşı tarafa saldırırsanız, karşı tarafın liderine saldırırsanız onlar daha fazla sa savuracak. İkna olmamış olacaklar. İkna olmak yerine daha fazla sarılar. Mesela çok basit bir şey. Biliyorum ki HDP'nin içerisinde APO'cular ile Demirtaşçılar arasında çok sert bir kavga var. İşte bu küfer eden arkadaş öyle bir şey yaptı ki bugün APO'cular da Demirtaşçılar da Demirtaş'ı sahiplendirir. Sahiplenmesinler demiyorum ya da onu eleştirdiğim anlaşılmasın. Yani sahiplenirler, sahiplenmezler o beni ilgilendirmiyor. Ama bırakın da bir onlar da biraz kendileriyle hesaplaşabilsin. Bakın hata üzerine hata yapıyorlar. YSP'nin durumu ortaya çıktı. YSP'den sonra işte sözde düzeltilecek düzeltilecekti bilmem ne olacaktı. Yapmadıkları görüldü. Saçma sapan tartışmaları yürütüyorlar. E siz şimdi onlarla cepheden cepheye kavga ederseniz karşı taraf daha çok sertleşecek, kemikleşecek. Bu bir kez siyasete aykırı. Bu yüzden bu anlamıyla bir ahmaklık barındırıyor. Bir nokta daha var. Özellikle mesela bu birkaç programda buna değindiğimi hatırlıyorum. Şimdi PKK diye bir fenomen var. Yani bir güç var. 40 yıldır var. Ve hala çok sağlam. Örgütlü. Saygı duyulacak kadar örgütlü. Şimdi bunun karşısında bir cephe var. Bunun karşısında bir grup var. Ya da bundan olmayan. Bu PKK'den yana olmayanların hepsinin aynı olduğu anlamına gelmiyor. Orada da çeşitli farklı anlayışlar, bilmem neler var. Farklı örgütlenmeler var. Karşı taraf için herkesi Barzani'ci ilan ediyorlar. Halbuki öyle değil. Kuzey Kürdistan'da Barzani'ci yok. Barzani'ci olduğunu söyleyen de yok. Yani Barzani'ci partiler var. Bunların hiçbir tanesinin Kuzey ile ilgili projeksiyonunda Barzani'nin Güney Kürdistan'daki Irak'la kurmuş olduğu ilişkidekine benzer bir projeksiyon yok. Yani ideolojik olarak onu taklit bile etmiyor. Edemiyor. Sadece ve sadece yapabildikleri tek bir şey var bu grupların PKK karşı e PKK karşıtlığı sizi bir araya getiren bir şey değil ki olmak onu mesela biz deneyimledik yani. Bir sürü parti bir araya gel geldik. Her biri farklı bir şey söylüyor yani. Sırf bunlar HDP'li değildir, PKK'li değildir, APO'nun teorilerine sıcak bakmıyorlar diye. Kimi 1970'lerden kalmış, kimi 80'lerde PKK yaptığı kavgalardan ee, dolayı bugün kinden nefretle dolu. İşte bunlar birbirlerinden adamlar da öldürülmüş. Ve bu hastalığı da bir sonraki kuşağa aktarmaya çalışıyorlar. iki tarafta böyle. Böyle bir şey içerisinde Kürt milliyetçiliğini hele özellikle 2010 sonrası ortaya çıkmış kuşak neden yükümlesin? Zira eğer siz doğruyu ortaya koyarsanız gidip Mars'tan yeni bir halk getirmeyeceksiniz. Kendinize Kürt üretemeyeceksiniz laboratuvarlar. Yapacağınız şey mevcut Kürtler içerisinde. Yapacağınız şey başka partilerde olan Kürtlerin sizi desteklemesiyle son bulacaktır eğer doğru yaparsanız. E şimdi kalkıp karşı tarafa küfrederseniz, karşı tarafla kanlı bıçaklı hale gelirseniz bunun imkanları ortadan kalkacak. Ve tekin bakın PKK büyük bir savaş vermiş. Neredeyse her ailede, her evde bir PKK'li gerilla olmuş, şehit olmuş. On binlerce insan cezaevine girmiş. Fakat 1980'lerde doğrusuyla yanlışlarıyla kavga ettikleri, dövdükleri karşı örgütlerin adamlarını bu 40 yılda hala ikna edemedi. Çünkü bu işler böyledir. Hazreti Muhammed'in güzel bir sözü var. Diyor ki siz onların ilahlarına küfretmeyin ki onlar da sizin Allah'ınıza küfretmez. Ama daha önemli bir şey var. Kürtler arası, Kürt gruplar arası bizim bir ahlak koymamız lazım. Bir ahlak belirlememiz lazım. Bu ahlak eğer yok ise herkes her şeyi yapabilir serbest. O zaman da bundan Kürtler kazançlı çıkmayacak. Eskiden aşiretler kavga eder ama kurallar vardır. Mesela çocuğa dokunamaz. Yaşlıya dokunamaz kadına dokunamaz. Buna uymadığın zaman senin müttefiklerin senin üstüne yürüyor. Ulan bizi rezil ettin, kepaze et. Senin müttefikin sen savaş kuralına uymadığın zaman seninle savaştır. Senin dostun olan, senin arkadaşın olan, senin müttefikin olan aşiret sen sırf Kürtlerin savaş kanunlarına uymuyorsun diye sana saldır. E şimdi biz devletsiz bir toplum olduğumuz gibi bugün de kendi yasalarımızı, kendi kanunlarımızı, kendi davranış biçimlerimizi belirleyecek bir akıldan da yoksun hale geldik. Köylerden kentlere taşındık. Onun içerisinde modern örgütlenmeler meydana geldi ve bugün bu modern örgütlenmeler üzerinden herkes birbirine küfür etme hakkını kendisinde buluyor. İftira etme hakkını kendisinde buluyor. Bu küfürbaz Osman da dahil olmak üzere bak bana iftira dal. Ki bak ben severim de Osman'a yani akıllı bulur, zeki bulur. Bir düşmanlık yapmamışım ben şimdiye kadar. Ha açıkları yok mu? Veya işte kullanabileceğin şeyler yok mu? Var. Bu bize uymaz. Ahlakımıza uyum. İftira atıyorlar. Küfür ediyorlar. Seni bir sürü şeyle suçluyorlar. İtham ediyorlar. Bir tanesine bir gün karşılık vermedi. Başkaları var işte o jindarlar. Ee, Serhat Merdini mi nedir yani? Gerizekalı onun ismini unutuyorum ben. O var, ya. bana gönderdiği mesajlar var mesela, Saygı mesajları. Fakat sosyal medyada bana küfür eder, iftira eder, benimle ilgili yalan bir sürü haber yazar. Cevap vermeyiz. Cevap vermememiz lazım. Biliyorum bu çok zor bir şey. Ama başka da yolumuz yok. Çünkü bizim yapmak istediğimiz şey büyük bir iş. Yapmak istediğimiz şey temiz olmayı gerektiren bir şey. Yapmak istediğimiz şey örnek olunması gereken bir şey. Ha buna layık mıyız? Bunu yerine getirebiliyor muyuz? O da tartışılır iş açıkçası. Ama olması gereken şey bu değil. Bizim daha iyi konumlanmamız gerekiyor. Bu iş böyledir. Yoksa Kürt milliyetçiliğine gerçekten zarar verir. Sevgili arkadaşlar yayını beğenmeyi niye ihmal ediyorsunuz? İlla ben mi söylüyorum? Hadi ben söylemesem yani beğenmeyecek misiniz? Tamam biliyorsunuz bak bir saldırı oldu biraz önce. Jitemitem yazıyorlardı. Yayın kesildi. Yeni yayın açtı. Onu da paylaşmıyorsunuz. Beğenmiyorsunuz. Ne diyeyim ben size yani? Bir de katıl butonu var süper teşekkür butonu var desteklerinizi de esirgemeyin şimdi biraz sorulara bakalım bu tabi küfür meselesi uzun içimizde dolu Çünkü iyi bir şey söylüyoruz adam onu da anlamıyor ona da küfürle karşı Ve kötü bir şey söylesen ondan bir farkın kalmayacak Nitekim onun da karşı taraftan bir fark kalmamış fakat umarım bu sorun daha kötü bir yere gitmeden son sonlanır <laughs> Umarım öyle olur. Yoksa çünkü benim gördüğüm kadarıyla gidişat iyi değil. Hoş olmayan sonuçlar çıkabilir. Bu iki taraf açısından üzücü olur. E, fakat kendi rızasıyla acı çekene de merhamet edilmez denilir. Şimdi gelelim sorularınıza. Sorulardan bir tanesi şuydu, onu bulamadım. Osmanlı ile Kürtler arasında nasıl bir ilişki vardı? Soruyu soranı bulamadım. Kusura bak. Şimdi Kürtler ile Osmanlı arasında geçen hafta da birazcık değinmiştik öyle sanıyorum bu soru bu yüzden çok fazla geldi bu hafta ee, her şeyden önce Osmanlı İran ilişkilerine bağlı bir Osmanlılarla İranlılar kavga etmiş savaşmış karşılıklı iki güç olarak ortaya çıkmışlar ve dolayısıyla da Kürtler burada jeostratejik konumları sebebiyle bir güç olarak algılan aslında kendi başlarına bir güç olarak ortaya çıkmamış. Kendileri birleşik büyük bir ordu kurmamışlar yahut içlerinden bir kral çıkıp bütün geriye kalan küçük kralları kendisine bağlayıp ya da onları ortadan kaldırıp onların mirasına konup bir konum almamış. Bir büyük iki tane güç ortaya çıkmış. Bu güçler tarihsel güçlerdir. Kendilerinden önce de vardır. Örneğin mesela her zaman olduğu gibi Osmanlı'nın yanında bir Roma, bir Bizans vardır. İran devletlerinde Sasaniler vardı, Ahamenişler vardı, bilmem kim var. Ve bu karşılıklı yükseliş, bu karşılıklı konum alma Kürtleri de arada bir set olarak konumlandırmayı getirmiş. Bu yüzden Ahmet-i bakarsanız zaten Ahmet-i onu söylüyor ki Tayife i Kürt set gibi bir kilit gibi şeyin içerisine kalmış diyor İranlılarla Osmanlılar arası. Yahut Evliya Çelebi'ye baktığınız zaman adam sürekli Kürtlere dua ediyor. Sebebi ya işte Kürt Seddi, Kürt dağları ne kadar yüksek olursa İranlılar bize o kadar az zarar verir diye. Bak. Bütün mesele 1512'ye kadar yönünü batıya çevirmiş. Avrupa'da, Balkanlar'da işte Trakya'nın batısında fetihler yapan Osmanlı'nın artık daha fazla ileri gidemeyip yönünü doğuya çevirmesiyle. Ve bu çevirme sırasında da Bayezid'in yerine Selim'in ya bu Sultan Selim olarak tarihe geçecek. Onun tahta geçmesiyle vuku bulmuş bir dönemin ürünü Kürtler ile Osmanlılar arasındaki ilişki. İdris Bitlisi gibi diplomasi dehalarının içinde rol aldığı, öyle o kadar hani Kürdistani falan da bir adam değil İdris Bitlisi. Sadece kendi düşüncesi, bakış açısı itibariyle bir dönem Akkoyunlulara çalışmış. Sonrasında Safeviler onu saf dışı bırakıp kovmuşlar. E diğer taraftan gitmiş Mısır'a diğer taraftan Osmanlı'ya gitmiş. Osmanlı'dan küsmüş tekrar mısra dönmüş. Öyle de bir adam. Onun da Kürtlerle kurduğu ilişki sebebiyle ortaya çıkmış bir ilişkidi Osmanlı. Osmanlı doğrudan yönetim yerine dolaylı bir yönetim biçimi benimsemiş ve Kürtleri de üç statüllü bir biçim ile yönetmeyi tercih etmiştir. Bunlardan birincisi bağımsız hükümetlerdir. Kürtler bağımsız hükümetler şeklinde Osmanlı'nın içinde vardır. Örneğin bir, örneğin bir dönem Botan, örneğin bir dönem çemiş gezi. örneğin bir dönem Eğil yani Mırdesila. Çok az bir dönem Hakkı, mesela Hasan Keyf. Bunlar bağımsız emirliklerdi ve oranın başına da bulunan krala da emir adı verir. Mesela emir şeref örneği. Şimdi bu bir statü. Osmanlı diyor ki sen tamam diyor görünürde bana bağımlısın fakat diyor özgürsün. Bunlar da Resmen bildiğin devlet teşkilatlanması kurarlar ve fakat sınırlı belli bir bölge, örneğin bir Bitlis bölgesi, Bitlis'in bölgesi de tabii şu anki Bitlis değil, daha birazcık daha geniş Muş'un da ee, işte Erzurum'un da bazı bugünkü sınırlarının içerisinde olduğu bir yer. Bunlar birinci statüde İkincisi bunlara bağlı yurtluklar, ocaklıklar denilen sancaklar denilen bir grup. Bunların başında da mirler. Yani yine babadan oğula geçiyor topraklar. Fakat yine mirler şeklinde yönetiliyor. Ama bu sefer emir değil. Yani bağımsız değil. Çünkü ya Osmanlı'ya doğrudan bağlı ya da var olan bir Kürt hükümetine bağlı. Bunlarda da mir. Bir de daha Türkleri var. Bunlara sancaklar şeklinde örgütlenmişler. Ve bunlar da kendi arasında ikiye ayrılıyor. Bir grup ki bunun yöneticisine bey deniliyor. Bu bey ya bir Kürt mirine bağlı ya da bir Kürt emirine bağlı. Elinde bir iki tane kale var. Ya da Osmanlı'ya doğru. Da. Bir de Osmanlı'nın Kürtlere vermediği yerler. Örneğin Urfa. Urfa kent merkezi. Urfa'nın şu an biricik ilçesi. Harpur, Mardi, Van, Musu, işte Karaulus adıyla şehre zorun bir bölgesi. Ya da Bedri olarak biliniyor eski. Ee, Rakka taraflarında bir yer daha vardı. Ani ve Hed olarak. Bunlar da Osmanlı'nın merkezi yönetiminin sancaklarıdır. Ve direkt olarak merkeze bağlı. Kabaca böyle bir ilişki kurulmuş. Fakat bu ilişki zamanla değişmiş. Mesela diyelim 1516, 18, sonra 16, 1539, yani Bağdat Seferi vesaire falan. Onlarla birlikte sınırlar değişmiş. Bazen işte bazı emirliklerini diğerine katmışlar. Bir emir çok itiraz etmiş, onu görevden alıp başka bir yere almışlar. Bunlar da uzun süre böyle bir değişiklik fakat emin olduğumuz bir şey var. Kürtlerle Osmanlı'nın arasındaki ilişki nasıl bir Osmanlı-İran'ın ilişkisinin sonucuysa Osmanlı-İran savaşları 1820'lerde biter ve 1850'ye geldiği zaman geriye Kürt emirliği kalmaz. İran tehlikesi düşünce ve İran-Osmanlı savaşları bitince Osmanlı'nın da Kürtlere bir ihtiyacı kalmaz. Bu sebeple aslında 1820'lerden itibaren bu özellikle bu modernleşme süreci vesaire. işte ikinci Mahmud'un merkezileştirme politikası, e, mali düzenlemeler, askeri düzenlemeler, yeni yeni biçimlerin kurulmasıyla birlikte artık Kürtlere bir ihtiyaç kalmamış ve devlet yavaş 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 Kürt emirliklerini bitirmiş. Bu arada Mısır gibi sorunlar çıkmış. Mesela Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyan etmiş, Takutahya'ya kadar gelmiş. Konya'ya gelmiş, Nizip'te savaşmış. Böyle dönemlerde Osmanlı Kürt emirliklerini birazcık da serbest. Çünkü onunla uğraşacak vakti yok. Ve Kürt emirliğinin de bir yere gideceği yok. Hatta Osmanlılar şunu çok farkında. Kürtler işte Mısırlılar gibi, Mehmet Ali Paşa gibi ...kalkıp bağımsızlık ilan edecek değil. Bu sebeple de dönem dönem onları böyle görmezden gel. Mesela bu görmezden gelmeler sırasında bir tanesi çok önemli. Mir Muhammed'i kor soran emiri. Ve böyle bir yutmuş Behlinan'ı yutmuş, Ezidi emirliğini yutmuş, babanları yutmuş, Akkari'nin bir kısmını almış. Botan'ı kendisine bağlamış, Viran şehri bağlamış, Sivirik'e kadar gelmiş, Diyarbakır'ın yarısına kadar gelmiş. Fakat 1835'te büyük bir şark harekatıyla birlikte Osmanlı onun da sonunu getir. Bu sırada işte Bedir göz yumuş... İşte Botan emiri Bedir demiş hele bakalım bu ne yapıyor. O da böyle etrafını yutmaya başlamış. Ee, devlet kendisi birebir uğraşacağını bırakmış ki Bedirhan Kürdistan'ı dizayn etsin. Ve kısmen de Bedirhan bunu yapmış fakat sonrasında 1843'ten sonra Bedirhanın üstüne gitmiş ve en sonrasında da onları 8 ay sığındıkları Evrak Kalesi'nde yani Eruf Kalesi'nde sıkıştırmış ve teslim almış. Kabaca statülü serencamımız bu Osman. Osmanlı Kürt emirliklerini yıktıktan ortadan kaldırdıktan sonra 1867'den sonra yani bir Kürt emirliği yok. Bu sefer Kürdistan'da iki tane sınıf yükselişe geçmiş. Biri tasavvuf sınıfı, tarikatlar ki sonraki yıllarda özellikle bu Abdülhamit vesaire falan mesela ne yapacak? Tarikatları kullanacak. Ee, sürekli onlara hediye gönderecek, mektup gönderecek, ellerini öpecek Şeyhlerin ve bunun üzerinden asker toplayacak. E diğer taraftan bir de aşiretler var, aşiret ağaları var. Bunlar emirliktenler ortadan kalktıktan sonra kaosa sebep olmuşlar, birbirlerini talan etmişler ve sonuç itibariyle onlar da bir şey elde edin. Yeni Cumhuriyet veyahut daha doğrusu şöyle değil, meşrutiyet ilanına kadar Kürtlerin bir statüsü yok. İkinci meşrutiyetten sonra yok. 1847-1867 arasında bir Kürdistan eyaleti ilan ediliyor. O da sonrasında bırakılıyor. Özellikle bu Sırbistan'ın kopması meselesi sebebiyle. Şimdi gördüğüm kadarıyla Birinci Dünya Savaşı'na kadar eğer Kürtler ayakta kalabilseydi eğer o emirlikleri korusaydılar bizim de bugün bir devletimiz olurdu. Fakat haritaların değişmesine doğru böyle bir 50-60 yıl kala her şeyi kaybetmişiz. Böylece de Osmanlı ve Kürdistan ilişkisi Osmanlı'nın devamı olan ülkeler ile Kürtlerin ilişkisine dönüş. Örneğin Türk, örneğin Suriye, örneğin Irak. Bir de bunların Kürt politikası ortaya çıkıyor. Lozan'a gelene kadar biz zaten kaybettik. Böyle bir e, ilişkimiz var kabaca. Şimdi gelelim sizin sorularınıza. Hocam merhaba. Sizce Ukrayna Savaşı'nın akıbeti ne olur?" demiş e, İsmail. 2019'da bir tespitiniz doğrulandı. Şöyle demiştiniz. Ukrayna'nın yarısını Rusya alır, diğer tarafından NATO'yu NATO'ya alırlar gibi bir şey söylemiştiniz. Gelinen noktada sizin tespitiniz doğrulandı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani benim beklediğim şey, e, Ukrayna Savaşı ile ilgili Dinyeper Nehri'nin sınır olmasıydı. Bir taraf e, Rusya'da kalacak, Kırım Rusya'da kalacak ve Rusya'da Ye Karadeniz'in yeni hakimi olmaya başlayacak şeklindeydi. idi. E, ben Ukrayna'nın bu kadar çok ya da savaşın bu kadar çok e, uzayacağını beklemiyordum. Ama diğer tarafta NATO'ya e, alınır diye düşünüyordum. Bu aynı zamanda Avrupa'nın da yeni sınırı olacaktır Dnieper Nehri. Nehrin e, batısında kalan topraklar doğal olarak da e, Ukrayna. Avrupa'nın bir parçası haline gelecekti ki nitekim savaşla birlikte ortaya çıkan göç e, durumu, Avrupa ülkelerinin Ukraynalı mültecilerle ilgilenmesi meselesi ciddi manada bir farklı oldu. Ben bunun bir şekilde yürüyeceği düşüncesindeyim düşüncesindeydim ve bir şekilde de e, bunlar biraz öngörüler tutmuş oldu. E, Akibet bundan sonra kestirmek çok zor. Özellikle bu tahıl anlaşması çok önemli. O tahıl anlaşması iptale gitti. O tahıl anlaşması neydi? Ee, Ukrayna'dan tahıl taşıyan gemilerin bir koridor şeklinde oradan çıkmasının sağlanması. Yani hiçbir güç buna saldırmayacaktı. Bunun gelip İstanbul'da kontrol edilmesi ve İstanbul'dan dağıtılabilmesiydi. Zira Afrika'nın birçok ülkesine buradan buğday gidiyor. Avrupa'nın birçok ülkesine buradan buğday gidiyor. İşte tahıl ambarı deniliyor şey için Ukrayna için. E, fakat bu kesintiye uğradı özellikle e, İsveç'in e, daha doğrusu bu son NATO toplantısı sebebiyle e, bundan dolayı da e, işler biraz karmaşık hale gelebilir. Ama soru şudur e, mesela diyelim bu geçen e, Wagner'in isyanı sebebiyle bunu konuşmuştuk hatırlarsınız e, Rusya buna ne kadar dayanabilecek daha bu savaş ortamına bu yaptırımlara dünya ile bu e, uyumsuz hale. Ne kadar süre dayanabilecek? Mesela diğer taraftan bakın, dikkat ederseniz Birleşmiş Milletler çok anlamsız bir kuruluş haline gelmeye başladı. Ee, i̇şte o beşli konseyin bir üyesi olmasına rağmen Rusya orada hiçbir şey yapmıyor. Yani buna biraz bence e, odaklanmakta fayda olacak. Yani acaba tam olarak ne olur? Ee, güzel bir soru çok teşekkür ederim. Ayşe sormuş seçimden sonra. Türkiye iki kutuplu değil artık tek kutuplu demiştiniz. Bu haliyle giderse iktidar büyükşehir belediyelerini geri aldır. alır mı? Ne düşünüyorsunuz? Elbette Türkiye tek kutupludur. Zira bu 400 tane milletvekillik sağ blok aslında bütün şeyi ele geçirdi. Ve olan sonrasında da CHP'den de beklenen şey şimdi yavaş yavaş onun da sağcılaşmasıdır. Böylece bu kutubun karşısına farklı bir şey konulmayacak. Belki sağ kendi içerisinde bölümlenirse, bölüşürse... Pastayı böyle bir sistem üretilebilir ama beklenilen şey e, CHP'nin <laughs> sosyal demokrat havadan e, sağcılaşması yönündedir ki bence İmamoğlu bunun için biçilmiş bir kaftandır. İmamoğlu solcu falan filan değil, sosyal demokrat hiç değil, bildiğin sıradan Süleymancı sağcı bir tipti ve bu yüzden de şimdi öyle görünüyor ki onlar CHP'yi dolaştıracaklar. CHP'nin sosyal demokrat bir güç olarak yani bu Kılıçdaroğlu'nun yapmak istediği gibi bir biçimi olsaydı bu Kürtlerin işine yarayabilirdi. Ama o da öyle görünüyor ki Kılıçdaroğlu'nun yenilgisinden sonra pek mümkün olmayacak. Büyükşehir belediyeleri ise tamamıyla Kürtlerin tutumuna bağlı. Kürtler hangi sağ arasında tercih yapacaklar? CHP'li sağ ...arasında mı yoksa AKP'li sağlar arasında mı tercih yapacaklar? Biraz bununla ilgili eğer Kürtler adayı çıkarırsa... ...yine daha önce de olduğu gibi AKP bu belediyeleri toplar. Kürtlere yine bir şey vermeyebilir. Ee, fakat diğer taraftan da CHP ile de bir ortaklık kullanmayacağı görüldü. Ee, CHP diğer partilere davrandığı gibi e, Kürtlere davranmıyor, HDP'ye davranamıyor. O yüzden de böyle bir sevimsiz bir şey oluşacak ve büyük ihtimalle de belediyeleri alacaklar. Ama e, bizim e, yakından takip etmemiz gereken şey CHP'yi savcılaştırma hareketidir. Orada ne olacak diye bakmak lazım. Yunus sormuş. Hocam merhaba. Sizi Kanada'dan takip ediyorum. Toronto'dan Kürdistan'ı selam Kürdistan'ı selamlar. Benim sorum şu. Sizce dünyadaki en ideal milliyetçilik hangisidir? Türkiye'nin Türkiye toplumlarında uyguladığı milliyetçilik biçimi hangisidir? Ve Kürtler için ideal milliyetçilik çeşidi nedir? Teşekkür ederim. Yani tabii ki bu bütün ideolojilerde böyledir. Böyle en sertinden en yumuşağına bir skala falan oluşur. İşte bu İslam'da da böyledir. Mesela çok radikal İslam vardır, çok yumuşak İslam vardır. Komünist e, örgütlenmelerde böyledir. Çok radikalleri vardır, çok yumuşakları vardır. E, milliyetçilik açısından da bu böyledir. Yani işte bir tarafı aşizme kadar da gidebilir ama diğer taraftan da e, ulusların yükselişine yönelik e, müthiş bir ide idea olarak ortaya konulabilir ki model bir şeydir milliyetçilik. E, ulus devletleri ayağa kaldıran şeydir. Yani bugün siz Almanya'dan bahsediyorsanız, Fransa'dan bahsediyorsanız, Amerika'dan bahsediyorsanız, İngiltere'den bahsediyorsanız bunların hepsi milliyetçiliğin birer sonucudur. ürünüdürler. Yani. yani. milliyetçilik bunları ayağa kaldırmıştır. Bizim gibi milletlerde yani devletsiz olmuş milletlerde milliyetçilik e, Hayran milliyetçiliğin e, nesil ediyormuş. Hiçbir neden perveriye, aujibun insan, millet. Örneğin Hindistan, mesela Hindistan İngilizlerin sömürgesi altındaydı ve bu adamlar milliyetçilikle, milliyetçi düşünceyle birlikte ortaya çıktıkları anda kendi e, devletlerine sahip olabildiler ve bu milliyetçiliğe dikkat ederseniz kimler öncülük etmiş? Örneğin Afrika ülkelerine bakın, mesela bir iki tane ülke vardır. 1910-1922 o civarlarda Mısır gibi bağımsız olmuş Afrika ülkeleri vardır. Ama onun dışındaki bütün ülkeler 1950'den sonra 56'dır, 60'dır, 70'tir bağımsızlıklarını almaya başlamışlardır. Hiç dikkatinizi çekti mi mesela bu bağımsız alan, ala, bağımsızlık alan devletler Hindistan da dahil olmak. Bunların liderlerini hiç incelediniz mi mesela? Bunların hepsi sömürgeci devletlere gitmiş, eğitim almış, oradaki dünyayı görmüş, onların dilini konuşmuş, hatta hayatlarının bir süresinde onlar gibi olmaya çalışmış insanlar. Hatta mesela diyelim Yahudiler, Yahudi milletinin babası, devletinin babası, milliyetçiliğinin babası Theodor Herz. Herze bakıyorsunuz bu adam Almanya'da ve Alman milliyetçisi olmak için çalışmış bir süre. Ama orada ne yapmışlar? Bunların hepsi Gandhi de öyledir. Nehru da öyledir mesela. Afrikalı liderler var isimleri şu an hatırlamıyorum. Onlar da öyle mesela. Bunlar kendi uluslarıyla dünyadaki ulusların arasındaki farkı görmüşler. Hmm, onların devleti var bizim yok. Onlar sömürgeci biz sömürüleniz. Onlar üretiyor biz tüketiyoruz. Bizim kaynaklarımız var bizden alıyorlar ve biz bu kaynakları kendimiz kullanamıyoruz, işletemiyoruz. Bunun için neye ihtiyacımız var? Devlete ihtiyacımız var. Devleti üretebilmemiz için neye ihtiyacımız var? Millet bilincine ve milliyetçiliğe ihtiyaç var. Şimdi aynı süreç Kürtlerin de takip etmesi gereken süreç. Fakat birbirimize küfretmekten <laughs> bu, 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 süreci tartışamaz hale geliyoruz. Böyle de bir saçmalık var. O yüzden e, benim size tavsiye ettiğim şey şu. Her şeyden önce dünya devletlerini tanımanız lazım. Diasporadaki Kürtler sizin çok önemli işler yapmanız lazım. Bulunduğunuz Fransa'da mısınız, Almanya'da mısınız, İtalya'da mısınız, Amerika'da mısınız, Kanada'da mısınız? Her neredeyseniz o devletleri tanıyın o devletlerin nasıl işlediğini öğren. Bizim de ihtiyacımız olan şey budur. Ve siz bunu yaptığınız ölçüde, bunu da Kürdistan'a taşıyabildiğiniz ölçüde, işte ise bunu fikrini taşıyabildiğiniz ölçüde biz başarılı oluruz. Benim size tavsiye ettiğim şey budur. Rojat sormuş. Son zamanlarda sosyal medya üzerinde Kürt milliyetçiliği, küfürbazlığa bu konuyu zaten yeterince konuştuk. Alparslan sormuş. Kürt gruplarının birbirini ihanet ile itham etmeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Saçmalık olarak görüyorum. Başka buna ne söyleyeyim yani? Ne ihanet? Kim kime ihanet etti? Fakat bir ahlak oturtmamız lazım. Böyle bu iş küfürbazlıkla da falan olmaz. Barış sormuş. Kürtlerdeki aşiretçi ve geleneksel yapısının Osmanlı'daki konumunu etkilediğini düşünüyor musun? Eee, hayır, hayır, hayır. Yani aşiretçi yapı sebebiyle Osmanlı'da biz bu hale gelmedik. Biz bu halde olduğumuz için Osmanlı'da bu hale geldik. Osmanlı'daki bu durumda daha sonraki aşiretçi yapımızı tetikledi. Yani mesela diyelim mirliklerimiz ortadan kalkmasa aşiretleri konuşmayacaktık. Mirlikleri konuşacaktık. Mirlikler dediğiniz neredeyse her biri bir Avrupa devleti kadar büyük devletçiklerdir. Ya mesela diyelim Çemişkezek ta karşısın sınırından başlıyor, Sivas'ı da içine alıyor. Yani şey Koçkımyı falan içine alıyor. Böyle uzun bir şey, büyük bir kara parçası. Veya mesela diyelim sonra e, Botan. Bunlar büyük alanlar. Kari küçük bir alan değil. Ama diğer taraftan e, bunlar yok olduğu zaman, ortadan kalktığı zaman iş daha küçük e, birimlere bölünüyor ve aşireçilik böyle hortluyor. Yoksa onun öncesinde mesela diyelim siz e, işte Osmanlı birlikler döneminde Kürdistan'da dolaşsanız işte aşiretiniz fazla bir anlam ifade etmiyor. Hangi mirin korumasında olduğunuz, emirin korumasında olduğunuz daha çok önemlidir. E, evet, evet. Jotkar sormuş, Kürt milliyetçileri adı altında Kürtleri sosyal medya mecralarında birbirine düşüren kimi maaşlı ve kimi ön ön hesaplı gruplar hakkında ne düşünüyorsunuz? Onları ikna edici nasıl bir yöntem önerirsiniz demiş. Ya biz bu konuyu zaten konuştuk fakat biliyorum çok fazla dikkat çekici bir konu. E, bu konuyla ilgili düşüncelerimi belirttim videonun başında. Bu arada yayını beğenmeyi unutmayın. Katıl butonuyla veyahut süper teşekkürle teşekkür etmeyi de unutmayın. E, yorum yapmayı unutmayın ne diyeyim? Evet. Yılmaz Güney sormuş. Hocam Dımdım Kalesi'ni okudunuz mu? Hikayenin gerçek versiyonu hakkında bilgi verilmesine Zor spas. Evet okudum. Ee, hikayenin farklı versiyonları var. Fakat e, bunun için zaten e, şey yapmanız lazım. Bu Osmanlı-İran savaşlarını çok iyi incelemeniz lazım. O dönemde Dımdım Kalesi gibi yüzlerce hikaye var. Caner Sol sormuş. Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğinizden dolayı pişman mısınız? Hayır. Neden pişman olalım? Sevgili Caner, yani biz bu desteği açıklarken Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok başarılı bulduğumuz için değil, onun Kürtlere çok iyi faydalı olabileceğini düşündüğümüz için değil, işte adamın e, tek eline böyle e, Türkiye'deki ekonomiyi düzelteceğini, insan hakları meselelerini çözeceğini düşündüğümüzden dolayı değil. Biz bir tercih yaptık. İki tane seçenek vardı. Bunlardan bir tanesi... 20 yıllık iktidarıyla Tayyip Erdoğan'dı. Diğer taraftan Tayyip Erdoğan'ın etrafına bütün Türkçü gruplar e, doluşmuştu. Ve Kemalistler, ulusalcılar, aklınıza gelebilecek tüm Kürt düşmanları onun yanında saf almışlardı. Geriye birazcık daha, birazcık daha o sertliğin dışında olan bir adam vardı. Bundan dolayı biz tercih ettik. Yoksa e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yaptığı ondan sonrasında nasıl davrandığı, o seçim esnasında ikinci tur için kiminle gidip anlaştığı falan filan bunlar ne bizim pişman olmamız gereken şeylerdir ne de siz bu meseleyi böyle algılıyorsanız meseleyi anlamamışsınız. Zaten en büyük problem burada yani Kürtler niçin ne yaptığını bilmiyor. Mesela Kılıçdaroğlu ya bu adamı demokrasi havarisi mi sanıyordunuz siz? Hatta defalarca söyledik adam iktidara gelirse daha kötü de olabilir. Ama şu an sizin elinizdeki durum Tayyip Erdoğan'ın iktidarı devam ettirme sizin faydanıza mı zararlan, zararınıza mı? Ve cevap sizin zararınızaydı. O yüzden bu iktidarı devam etmemesi lazım. E zaten sistem değişmiş. iki tane e, grup var. Ya onu seçeceksin ya onu seçeceksiniz. Başka çareniz yok ki. Şimdi mesela Kılıçdaroğlu'nu seçmediniz. E Tayyip Erdoğan kazandı. Tayyip'i seçmezseniz Kılıçdaroğlu kazanacak. Üçüncü bir seçenek yok. Çünkü sistem bu. Sistem bunu sizi buna zorluyor böyle bir ortaya şey koymuşlar ve siz Kürtler hala işte günlerde bakıyorum yani millet tartışıyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun foyası ortaya çıktı neymiş efendim Mehmet Özdağ'a 3 tane bakan 3 tane değil 7 tane de verirsiniz ha ben size soruyorum sevgili canım sen Kılıçdaroğlu'nun yerine olsan %2 %3 seninle karşı taraf arasında fark varsa mesela diyelim bir turda ne vardı %4 fark vardı yani %4 ne demektir siz karşı taraftan %2'yi düşürürseniz siz eşit hale geliyorsunuz. %2.1 alırsanız siz kazanıyorsunuz. E şimdi siz böyle bir dönemde tabii ki bakanlık da vereceksiniz. Tutamayacağınız sözler de vereceksiniz. Sadece o değil. Sorun Kürtler'de. Kürtler niye bu kadar e, siyasetsizlik yaptı? Niye bu kadar ucuz siyaset yaptı? Niye Kürt oyları bu kadar ucuza peşkeş şekilde? asıl bizim sorgulamamız gereken şey odur. Bir aday çıkarılmış olsaydı iş böyle olmazdı. O zaman da işte herkes şunu söylüyor. E Tayyip Erdoğan birinci turda kazanacaktı. E, ikinci turda Böyle bir e, durum var. Bu yüzden yani ben herhangi bir şifalık duymadığım gibi o programları açın mesela diyelim bir program yaptık. E, Kürtlerin stratejisi mezara kadar değil pazara kadar. Yani bizim sorumluluğumuz pazar gününe kadardı. Ve orada bitti. Yani siz niye böyle bir şey haline getiriyorsunuz? Veyahut işte bazıları bize onu söylüyor. Ya siz işte kemalist oldunuz. CHP'li Ben ne alakası var kardeşim? Yani ne alakası var? Kürdüz, Kürt milliyetçisiyiz ve milletimizin geleceği açısından orada bunun daha doğru olduğunu düşündük ve hala da aynı düşüncedeyiz. Yani düşüncemizi değiştiren bir şey olmamış. Olmamış yani. Ha mesela diyelim Tayyip Erdoğan yeni hükümet kabinesini ilan etti. Kürtlerle ilgili güzel bir şey yapılabilir mi falan diye e, tartışmadık değil. Ama çıkmadı. İyi bir şey de çıkmadı. Yani Kürtlerle ilgili ne var? Bir gelişme var mı? İki ay oldu hükümet tamamlandı. Ne var? Şimdi savaş tekrar başlıyor. PKK ile hükümet arasında savaş tırmanıyor, tırmanacak. Bu sizi tercih ettiğiniz bir şey mi benim? Değil. Ee, o yüzden ben bir pişmanlık. Yani bu sorunun kendisi bile bir ayıp yani. Ama tabii sizi anlıyorum. Ee, tanesi yeter sormuş. Çok güzel gidiyorsunuz. Milliyetçi mücadele nasıl verilir? Biraz e, öğüt verir misiniz bize? Ya her şeyden önce milliyetçiliğin temelinde insanın kendi ulusunu sevmesi vardır. Türkiye'de çok ters anlaşılmış işte kendi ulusunu diğer uluslardan falan daha üstün görmek gibi bir saçmalığa bulanmışlar. Bizim böyle bir şeyimiz yok sevgili yeter. Biz kimseden üstün falan filan değiliz ama tek bir iddiamız var kimseden düşük de değil. Bu yüzden bizim bir milletimizi sevmemiz lazım. Kürtleri, Kürdistanlıları, Kürdistan'ı sevmemiz lazım. Ve bunun yücelmesi, yükselmesi, diğer milletlerle eşit hale gelebilmesi için çalışmamız gerekiyor. Bunun için de ciddi bir çalışmadan bahsediyorum. Yani gerçekten oturup bunun yani mesela diyelim Kürdistan milliyetçiliği, Kürt milliyetçiliği bunun sınırlarını çok güzel çizmek lazım. Anayasasını hazırlamak lazım. Her yönüyle çalışmamız lazım. Bizim çaycımız güzel çay yapmalı. Bizim fabrikatörümüz iyi fabrikalar kurmalı. İyi üretimler yapmalı. Müzik üretenimiz iyi müzik yapabilmeli. Siyaset üretenimiz iyi siyaset üretebilmeli. Her şeyden önce böyle başlar. Gani Rızgar sormuş. Gani Rızgar Şavat amacı. Bilmiyorum. Hocam Sivas Kürtleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Valla güzel şeyler düşünüyorum. Ben bir <laughs> bir milletler milletperver olarak kendi milletimin coğrafyası fark etmeksizin, şehri fark etmeksizin, aşireti fark etmeksizin ee ondan sonrasında başka ne var? Ne var ya başka? Partisi fark etmeksizin, tarikatı fark etmeksizin, ideolojisi fark etmek etmeksizin. Nerede bir tane Kürt varsa, içinde Kürdistan varsa ben onları çok seviyorum. Sivas Kürtleri de böyle. Sivas Kürtleri yüzyılın başına kadar çok kuvvetliydiler, çok iyiydiler. Hatta mesela kemalist diktatörlüğe karşı, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı, Türk devletine karşı ilk isyan, ilk baş kaldırı, ilk karşı çıkış, ilk Kürdistan devleti kurma girişimi Koçgiri'de başlamış. Sivas İmranlı'da, da o bölgenin tümünde Hani Ali Alişan Bey'in, Haydar Bey'in yaptığı çalışmalar müthiştir. Kürttür, kurmançtır yani. Tam böyle bir şeydir yani. Kurmanca raş dediğimiz yani böyle. Cinti bir iştir yani. Ve Koçkiri ile ilgili benim bir belgeselim var. Onu izleyin mutlaka. Sivas Kürtleri ile ilgili çok güzel şeyler. E, ee, mezhepsel olarak genelde Alevidirler. Ve çok güzel, çok çok kırdidir yani. Çok severim. Ama ne oldu? Yavaş yavaş orayı boşalttılar. Özellikle bu Sivas katliamı, adıma katliamından sonra Kürtler orayı toplu olarak göç etti. Bitti yani orasını yani neredeyse Sivas böyle yavaş yavaş Kürdistan muhiti olmaktan çıkacak duruma geldi. <laughs> hani sormuş, 100 yılın ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçek tarihiyle ilgili program yapmayı düşünüyor musunuz? Teşekkürler. Evet güzel fikir e, fakat bu aralar kafamda başka bir şey var. Başlangıcından bugüne Kürdistan tarihi diye bir program yapmayı düşünüyorum. Bunu yani belgesel şeklinde yaparsak güzel olur e, gibi düşünüyorum sevgili e, <laughs> hani. Sevgili arkadaşlar yayını beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Patreon.com slash İbrahim Halil Baran bu videonun açıklama kısmında var. Oradan bize katkıda bulunabilirsiniz. Hepinize şimdiden katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Müzgin e, oradan sö söylemiş. Demiş ki İki ucu Türklü değnek, mutlaka onu izleyin diye e, belirlemiş. Evet, hakikaten öyle. İki ucu Türklü değnek diye bir program yapmıştık seçim döneminde. E, mutlaka onu da e, izleyin. E, sevgili arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. E, görüşmek üzere haftayı Kürt kalın, Kürdistan'ı kalın. Görüşmek üzere.